Akşehir'de komutanlar toplantısının yapılacağı yerde kolordular arasında, Batı Cephesi karargahı ile kolordular arasında bir karışık futbol müsabakası yapılacağı söylenir. Bu duyurulur da gizlenmez ve açıkçası bütün komutanların böyle bir organizasyon için orada buluşması kimsenin dikkatini çekmez, çok önem atfetmezler. Taarruz sabahında da onlara haber gitmiştir ne yapmaları gerektiği. Onlar da heyecanla o ilk top atışını duymayı kulakları doğuda beklemektedirler. Gizlilik, gizlilik, gizlilik en önemli unsur bu. 25 Ağustos akşamı hava kararırken artık herkes son taarruz noktasına çıkacak şekilde Kocatepe'nin arkasına birikmiş durumda. Sevgili Selim Erdoğan Hocam, hoş geldiniz. Artık büyük taarruza geçmek istiyorum ama sanırım ondan önce değinmemiz gereken birkaç önemli konu daha var. Mesela Başkomutanlık Kanunu'nun uzatılması konusundaki tartışmalar. Başkomutanlık Kanunu belki de o büyük taarruza kadarki süredeki en baş ağrıtan konulardan bir tanesi. Şimdi olayın biz hep cephe boyutunu konuşuyoruz ama olayın bir de Ankara'daki siyasi boyutu var. 5 Ağustos 1921 günü Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık görevini kabul ederken bir takım şartlar ileri sürerek kabul etmişti zaten. Ki bu gerekiyordu. Bir takım olağanüstü tedbirler alınması için bir takım olağanüstü yetkilere ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal Paşa da o tarihte meclisin orduyla ve ordunun işleyişiyle sınırlı olmak üzere yasama ve yürütme yetkilerinin bir kısmını talep etmişti. Şimdi o tarihte bu çok büyük bir olay olmadı. Aslında oldu ama çok gündeme gelmedi. Çünkü her iki tarafta, yani müdafaa-i hukuk grubu da, ikinci grup adını verdiğimiz iddiaçı kökenli vekiller de Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olmasını istiyordu. Bir grup ondan başkasının o durumu toparlayamayacağına inandığı için, bir grup da onun bile bu durumu toparlayamayacağından emin olduklarından onun efsanesinin silinip gitmesi beklentisiyle. Yani o şartlar altında bile siyaset yapanlar vardı mecliste. E tabi bu insanlar yok olup gitmedi, buharlaşmadılar. Ne demiştik? 3 ayla sınırlı olmak üzere. E tabi 3 ay sonra Kasım ayı geldiğinde tekrar Başkomutanlık Kanunu'nun uzatılması gündeme geldi. Kasım ayındaki çok sancılı olmadı belki ama ondan sonra Şubat'ta ve Mayıs'ta 2 defa daha uzatılırken mecliste çok ciddi tartışmalar oldu. Hatta bir tanesinde uçurumun eşiğinden dönüldü. Çünkü orada artık ikinci grubun vekilleri, Hüseyin Avni Bey başta olmak üzere, çok ciddi anlamda Mustafa Kemal Paşa'nın diktaya gittiğini, bunun bir diktatörlük kanunu olduğunu vurgulayarak pek çok aslında kararsız vekilin zihnini bulandırmayı başardılar. Son anda Mustafa Kemal Paşa çıkıp yaptığı konuşmada tekrar bu istenen yetkilerin 3 ayla sınırlı olduğunu, 3 ay sonra tekrar uzatılabileceğini, eğer gerek görürse meclisin bunu uzatmayabileceğini, bunun asla ve asla bir dikta olmadığını, çünkü meclisin sadece orduyla ilgili yasama ve yürütme yetkilerini talep ettiğini, bunu da istediği zaman meclisin geri alabilme selahiyetine sahip olduğunu vurguladı. İşte bu şekilde tekrar uzatıldı ve son uzatmada artık Ağustos ayında yapıldığında, Ağustos başında, 6 Ağustos'ta artık zaten başkomutanlık yetkisi sınırsız olarak ve sadece milli emellerin gerçekleştiği, yani zaferin kazanıldığı güne kadar geçerli olacaktır. Daha fazla bu kanunun yürürlükte kalmasına ihtiyacım yok şeklinde yüreklere su serpmiş ve muhalefeti de, ikinci grubu da susturmayı başarmıştır. Ama o dönemde çok ciddi anlamda özellikle Ankara'da siyasi tartışmaların odağında bu başkomutanlık kanunun uzatılması vardı. Komutanların Akşehir'de yaptıkları bir toplantı ve bu toplantının gizlenmesi için düzenlenen bir futbol müsabakasından bahsedilir. Şimdi tabii büyük taarruzun, yani harekat planının esasında gizlilik var. Her ne şart altında olursa olsun özellikle İngilizlerin böyle bir harekat planından haberdar olmaması gerekiyor. Şimdi kıtaat sevk edilirken intikaller sırasında gizliliğe uyacak. Ama bunun dışında özellikle bütün istihbarat birimlerinin, hem Yunanların hem İngilizlerin odağında olan komuta kademesinin de son derece gizli hareket etmesi ve olabildiğince dezenformasyon yaratarak karşı tarafın zihnini karıştırması gerekiyor. Çünkü Afyon güneyinden yapılacak o harekatın temeli
gizlilik. İsmet Paşa'nın da bununla ilgili son kertede zaten bir genelgesi var. Diyor ki gizliliğe her aşamada riayet edilecek. Bu gizlilik esasına uymayan bedelini ağır öder diyor. İşte bu şartlar altında mesela Ankara'dan ayrılırken Mustafa Kemal Paşa yokluğunun hissedilmemesi için Ankara'da bir çay partisi Çankaya'da düzenlediği yönünde mesela bir şaya ortaya sürer. Ankara'da bıraktığı Fuat Bulca gibi güvendiği bazı isimler özellikle Paşa'nın bir çay partisi düzenleyeceğini vurgularlar. Ama bununla da yetinmez. Mustafa Kemal Paşa daha önce bütün kolordu komutanlarını da toplayacağı bir toplantıyla harekat planının son halini onlara da anlatmak, onlarla da görüşmek istemektedir. Buna kimler katılacaktır? Ordu komutanları Sakalı Nurettin Paşa, Yakup Şevki Paşa, kolordu komutanları Fahrettin Altay, İzzettin Çalışlar, Kemalettin Sami Gökçen, Kurmay Başkanı Asım Gündüz, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, yani bütün milli mücadelenin, büyük taarruzun o A takımı, o asıl kadrosu bir arada bulunacaktır. Bu çok dikkat çekici bir şey. Bunu gizlemenin yolu olarak da Yunanların çok önem vermeyeceği bir aslında tiyatro sergilenir. O da şudur. Yunanlar da sürekli spor müsabakalarıyla askerlerinin moralini üst seviyede tutmaya çalışmaktadır. Onlara göre çok normal bir şeydir. İngilizler aynı şeyi keza İstanbul'da yapmaktadırlar. Mustafa Kemal Paşa'ya da böyle bir öneri gider. Mustafa Kemal Paşa'nın çok hoşuna gider ve Akşehir'de komutanlar toplantısının yapılacağı yerde kolordular arasında, Batı Cephesi karargahı ile kolordular arasında bir karışık futbol müsabakası yapılacağı söylenir. Bu duyurulur da gizlenmez ve açıkçası bütün komutanların böyle bir organizasyon için orada buluşması kimsenin dikkatini çekmez, çok önem atfetmezler. 27-28 Temmuz 1922'de yani harekattan artık bir ay önce bütün komutanlar saydığımız o A kadrosu Akşehir'de buluşurlar. Futbol müsabakasını da izlerler. Bir rivayete göre 0-0, bir rivayete göre 2-2 bitmiştir. Asla ben hiçbir zaman tam kesin sonucuna ulaşamadım bu maçın ama berabere bittiğini biliyoruz. Ondan sonra da sabahlara kadar süren tartışmalarla harekat planının bütün detayları masaya yatırılır. Ve harekat planının burada anlatılan Batı Cephesi karargahından çıkan haliyle hiçbir şeyi şansa bırakmayan, bütün olasılıkları dikkate alan A, B, C, D planları olan bir harekat planı olduğunu biliyoruz. İşte bu büyük komutanlar toplantısında bu plan bu şekilde masaya yatırılırken kamuflajı da futbol müsabakasıyla yaparlar. Şimdi size kritik bir ismi soracağım. Enver Paşa'nın milli mücadeledeki yeri nedir? Çok güzel bir soru bu. Şimdi Enver Paşa kimisi tarafından eleştirilir. İşte milli mücadeleye cephe aldığı. Ya çok sağlıklı bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok haksız yargılarda bulunduğunu insanların düşünüyorum. Öncelikle vatan sevgisi kesinlikle sorgulanamayacak bir insan Enver Paşa. Ve Enver Paşa ne pahasına olursa olsun siyaset, ne pahasına olursa olsun ben iktidarda olayım kaygısında olan bir insan değil. Milli mücadelenin ta en başında daha Sivas Kongresi döneminde Berlin'de o İttihat ve Terakki'nin üç büyükleri Cemal Paşa, Enver Paşa ve Talat Paşa bir araya geldiklerinde de sabahlara kadar tartıştıkları konu bu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa yine o kadrodan Halil Paşa'yı, Halil Kutu, Bekir Ağa bölüğünden kaçırıldıktan sonra Sivas'a davet edip Sivas'ta günlerce onunla görüştükten sonra milli mücadelenin ilk gayri resmi temsilcisi olarak Moskova'ya Bolşevik Ruslarla görüşmeye gönderdiğini biliyoruz. Anlatmıştık bunu. İşte aynı şekilde önden Cemal Paşa, arkasından Enver Paşa, Talat Paşa bunlar da peyderpey Moskova'ya giderek yine milli mücadele adına bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Elbette bunlar resmi girişimler değil. Elbette milli mücadelenin o ilk başlangıç aşamasında daha resmi bir sıfatı olmadığı için hareketin, bir Ankara hükümeti daha ortada olmadığı için elbette bunlar gayri resmi yapılan temaslar. Fakat olayın özünde şu var. Ankara'nın, o zaman Ankara değil daha doğrusu Sivas'ın herhangi bir şekilde işini kolaylaştıracak bir şey yapılabilecekse yapmaya hazırlar. Bu da ne olabilir? O dönemde asıl düşman İngilizler. İngilizlerin Anadolu'da elini ayağını bağlayacak, onları sıkıntıya sokacak şekilde yurt dışında, yurt içine gelemediklerine göre yurt dışında faaliyet gösterecekler. Cemal Paşa Hindistan'a gidecek, Halil Paşa İran'a gidecek ve orada İngilizler aleyhine halkı ayaklandıracaklar ki Anadolu'da Mustafa Kemal ve arkadaşları rahat rahat işini görsün.
İlk başta yaklaşım bu şekilde. Aralarındaki iletişim de var Mustafa Kemal ile Talat Paşa, Cemal Paşa arasında. İşte bu ilerleyen dönemde Enver Paşa'nın bir alternatif arayışına da neden oluyor. O da ne zaman? Kütahya-Eskişehir muharebelerinde özellikle. Türk ordusu ciddi bir yara aldığında Enver Paşa da bir vatansever gibi ola ki Mustafa Kemal'in hareketi akamete uğrarsa, bir sıkıntıya girerse, bir Türk'ün alternatifi olarak Anadolu'ya girip kaldığı yerden devam edecek şekilde bir ordu toplamaya giriştiğini biliyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu amacına ulaşıp Yunanları püskürttükten sonra ise artık buna gerek kalmadığını düşünüp gerisin geri Türkistan'a bir başka mücadelenin içine gidecektir. Sonuç olarak Enver Paşa bir hain değildir. Enver Paşa son ana kadar milli mücadeleye de Türkiye'de destek olmak, bir çare olmak adına elinden geleni görmediği, uzakta olduğu bir ortamda ne yapabilecekse onu yapmaya çalışmıştır. Ki dikkat edin, Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa, Enver Paşa'nın da Mustafa Kemal Paşa aleyhinde bir ifadesine rastlayamazsınız. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'nın hemen Büyük Taarruz arifesinde şehadet haberini aldığı zaman tepkisi, Enver bir güneş gibi doğmuş, bir grup ihtişamıyla batmıştır, arasını tarihçilere bırakalım şeklinde olacaktır. Aralarında rekabet vardır, doğru. Aralarında bir takım sıkıntılar, tartışmalar olmuştur, o da doğru. Zaman zaman birbirlerine zarar verdikleri, bilerek bilmeyerek bazı olaylar olmuştur, bu da doğru. Ama hiçbir zaman birbirlerine düşman, birbirlerine hasım iki isim olmamışlardır. Artık büyük taarruza sayılı günler vardır. Tam bu sırada Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın canını sıkan bazı gelişmeler olur. Muhalefetin bazı girişimleri huzurları kaçırır, değil mi? İlk başta huzurları kaçırır. Evet, yani başkomutanlık yasasının uzatılmasında istediği gibi sonuç alamayan muhalefetin bir başka girişimi de kabinenin, yani icra vekilleri heyetinin Mustafa Kemal Paşa'nın belirlediği isimlerden oluşturulması usulüne karşı çıkması ve bu isimlerin İcra vekilleri heyetinin doğrudan meclis tarafından seçilmesi yönündeki yasa tasarısıdır. Ve bu başkomutanlık yasasındaki gelişmeleri de dikkate alınca ciddi anlamda tehlikeli bir girişimdir. Fakat uzun süren görüşmelerden sonra, ki bu görüşmeler sırasında Mustafa Kemal Paşa'da, Fevzi Paşa'da, hatta İsmet Paşa'da, bütün vekil heyeti de, icra vekilleri heyeti de istifa etme restini de masaya sürerler. İşte bu aşamada son anda bir orta yol bulunur ve çoğunluk yine Mustafa Kemal Paşa'nın istediği o savaş kabinesi olacak şekilde Rauf Bey'in başkanlığında bir heyet oluşturulması önerisini Mustafa Kemal Paşa da kabul eder. Çünkü Rauf Bey de eski dava arkadaşıdır. Onunla beraber yürümekte herhangi bir beis görmez. Başbakan o dönemde Rauf Bey olacak şekilde yine isimler, işte mesela Milli Müdafaa Vekili Kazım Paşa, Kazım Özalp olacak şekilde devam edileceğini görünce o da Rauf Bey'den yana tavrını koyacaktır ve orta yol son anda bulunacaktır. Ama tabii bu siyasi girişimler, hem başkomutanlık yasasının uzatılması, hem icra vekilleri heyetinin meclisçe seçilmesi, bunlar bir takım siyasi art niyetlerle aslında ikinci grup tarafından masaya getirilen önerilerdir. Ama her seferinde Mustafa Kemal Paşa bir şekilde memleketin selayeti açısından doğru yolu insanlara hem gösterip hem kendisi benimseyip çıkar yolu bulmayı başarmıştır. Taarruz planımızdan bahsedelim mi biraz? İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa bu plana karşıydı. Riskli bir harekat planı mıydı? Şimdi ilk kağıt üstünde baktığınız zaman kendine göre bir takım riskler barındırıyor muydu? Evet. O da şu. Toplam 100 bin askeriniz var. Bu 100 bin askerin yaklaşık 30 bin kadarı Afyon güneyinde. Geri kalan 70 bini de Afyon'un doğusundan yukarı kuzeye kadar Deli Halit Bey'in Kocaeli grubuna kadar yığılmış durumda. Yunanlar bunu bu şekilde görüyorlar. Harekat planına göre gizlice 10 günlük bir intikal süresinde ikinci ordunun emrinde bulunan iki kolordu gizlice güneye kaydırılacak ve o 30 bin askerin miktarı bir anda yaklaşık 100 bin kişiye çıkartılacak. Yani orada 6. tümeni de katarsak 12 tümen toplanacak ki Yunanlıların karşısında başlangıçta 5 tümen var. Trikopis'in de bütün savunma hesabı bildiği zaten bu 5 tümene göre.
Yine de emin olmak için oraya bir takviye tümen daha getirecektir. Sayıyı kafasına göre dengeleyecektir. Ama işte bizim de harekat planımız onun bu hesabını alt üst edecek şekilde gizlice Yakup Şevki Paşa'nın emrinden iki kolorduyu toplam 7 tümeni kaydırarak orada 12 tümen toplamak. Tabii bu gizliliği eğer bir şekilde ihlal edecek olursak, bir kere Yunanlar bundan ürkecek olursa bütün harekat akamete uğrayacak. Suya düşecek açıkçası. İşte o yüzden hiçbir hataya yer olmayan bir plan. Riski burada. Ama onun dışında Yakup Şevki Paşa'nın karşı çıkma sebebi gizliliğin uygulanabileceğinden şüpheleri olduğundan değil de daha çok harekatın Afyon güneyi değil de kendi bölgesinden Afyon doğusundan yapılması yönünde. Şimdi hep bir yanlış ifade vardır. Yunanlar kuzeyden bekliyorlardı Eskişehir tarafından. Hayır, Eskişehir tarafından beklemiyorlardı. İlk andan itibaren ta Güzelim Dağı'ndaki o harekattan itibaren yani Ekim 1921'den itibaren Afyon civarından geleceğimizi Yunanlar biliyorlardı. Ama doğusundan mı güneyinden mi? O yüzden asıl ağır tahkimatlarını doğuya yapmışlardı. Çünkü Afyon doğusundaki topografya, coğrafya taarruz eden askere daha az mania oluşturan, fiziki engel oluşturan bir yapı. Yani daha yumuşak tepeler, Güzelim Dağı, Dede Sivrisi, Oyuklu Tepe. Afyon güneyine gittiğiniz zaman tam tersi. Afyon güneyinde magmatik bir arazi, sarp, yalçın kayalıklar, hırçın. Yaptıkları Yunanların o tahkimatın öncesinde aşması gereken Türk askerinin çok ciddi o kayalık, dik, sarp bir arazi var. İşte Yakup Şevki Paşa buna karşı çıkıyor. Ama göz ardı ettiği şey şu. İki husus var. Birincisi Afyon güneyindeki bu sarp, hırçın, yalçın kayalıkları bir kez aşıp da tepe noktasına geldiğinizde arkası Sincanlı Ovası. Artık ondan sonra Yunanların kolay kolay Dumlupınar'a kadar bir daha bir savunma hattı oluşturma şansı yok. Hedeflenen cepheyi yardıktan sonra düşmanı Sincanlı Ovası'na atıp orada çevirip imha planına en elverişli yer burası. Afyon doğusu böyle değil. Afyon doğusunda evet yumuşak bir arazi daha kolay taarruz edilir ama hem daha iyi tahkim edilmiş durumda hem daha fazla Yunan topçu desteği burada toplanmış durumda. Hem de o tepeler hattını aldıktan sonra yumurta kolisi gibi arkaya doğru bizim Sakarya'da yaptığımız sathı müdafaayı eğer akıllarını kullanıp tekrar etmek isterlerse yapabilecekleri bir coğrafya uzanıyor. İşte bundan dolayı ve bir de yine Yunanların stratejik bir hatasını değerlendirmek adına Afyon güneyi tercih ediyor. O da nedir? Kuzeyden gelen Eskişehir'den itibaren cephe hattı Afyon'un doğusunda Çavdarlı istikametinde batıya kırılıyor. Yani bir ters L harfi düşünün. İşte bu batıya kırılan cephe hattı yani asıl taarruz edeceğimiz Afyon güneyindeki mevzilerin yaklaşık 10-12 kilometre arkası Afyon-İzmir demiryolu. Yani Yunanların ana lojistik hattı, arter orası. Çok büyük bir stratejik hatayla bunu cephe hattının içerisine almış durumdalar. Yani biz taarruz ettiğimizde Yunan askeri mevziini mi koruyacak, arkasındaki lojistik kanalı mı koruyacak? İşte zaten büyük taarruz ve sonrasındaki Yunanların en büyük açmazlarından, o çaresizlik yaratan durumlardan bir tanesi de bu olacaktır. Yakup Şevki Paşa başlangıçta buna karşı çıkar, doğru. Fakat Yakup Şevki Paşa'ya 27-28 Temmuz toplantısında ve 6 Ağustos'ta anlatıldıktan sonra o da ikna olacak ve harfiyen bu planı uygulamakta bir geri adım atmayacaktır. Gizlilik, gizlilik, gizlilik. En önemli unsur bu. Dediğimiz gibi Afyon güneyindeki o 5 tümeni destekleyecek şekilde 7 tümen yani 2 kol ordunun 10 günlük bir süre içerisinde 14 Ağustos'tan başlayarak cephe güneyine kaydırılması. Zaten bu tamamlandığı andan itibaren artık Yunanların bir şansı kalmayacaktır. Ve o hücum emri verilene kadarki son dönemi sizden dinleyelim. Ordular, birlikler bu gizlilik esasına son derece hassas bir şekilde riayet ediyorlar. Özellikle bir tümen hareket ettirildiğinde gece yürüyüşüyle Yunanların görmeyeceği, gece keşfi yapamayacakları için uçakla o intikal sırasında arkadaki bir tümen gelip onun boşluğunu dolduruyor. Bu şekilde tümenler birbirinin boşluğunu doldura doldura yavaş yavaş o koca tepenin sanki eteklerini açmış da arkasındakini saklarmışçasına duruşunun arkasına yavaş yavaş Dadak civarına sıralanmaya başlıyorlar. Yunanlar bunu hiçbir şekilde göremiyor.
hakim arazide olduğumuz için Kocatepe'de biz onların attığı her adımı mevzilerinde görüyoruz ama onlar Kocatepe'nin arkasında ne olduğunu göremiyor. İşte bu gizlilik esasına da uyulunca gündüzleri mesela tam ters intiba yaratmak için bir tabur tozu dumana katarak kuzeye doğru yürüyor ters istikamete. Yunan keşif uçakları bunu görüyorlar ama geceleri önceden hazırlanmış ağaçlar arasında belirlenmiş yukarıdan keşif uçaklarıyla da göremeyecekleri noktalarda askerler gündüzleri istirahat ediyorlar. Geceleri de bu intikal gerçekleştiriliyor. 25 Ağustos akşamı hava kararırken artık herkes son taarruz noktasına çıkacak şekilde Kocatepe'nin arkasına birikmiş durumda. Aynı şekilde süvariler de gizli yürüyüşlerle Ahır Dağı'na yaklaşıyorlar ve 25 Ağustos gecesi de onlar hiç beklenmedik şeyi yapıp Yunanların buradan yayalar bile geçemez diye boş bıraktıkları o Ahır Dağı'nın gizli geçitlerinden Sincanlı Ovası'na Yunan cephe gerisine geçmek için hazırlar. Toplar aynı şekilde yine gece intikalleriyle gizlice çıkış noktalarına, atış sütrelerine daha doğrusu yaklaştırılacaktır. 25 Ağustos akşam saat 8 olduğunda hava kararırken artık herkes o son haydi ileri emrini bekler vaziyettedir. Yunan işgali altındaki bölgelerde, dağlarda hala Kuvayi Milliye müfrezeleri var mıydı? Bunların büyük taarruzda bir rolü oldu mu? Kuvayi Milliye, milli mücadelenin ta başından beri Türk'ün Anadolu'daki umuduydu demiştik. Bu milli mücadelenin ilerleyen evrelerinde de değişmedi. Bakın, evet düzenli orduya geçerken Kuvayi Milliye müfrezeleri düzenli ordu birlikleri kıtaati arasında konumlandırıldı, yer buldu ve artık o milis kuvvetler üniforma giyerek emir komuta zincirine dahil edildi. Tamam. Fakat Kütahya-Eskişehir muharebesinden önce yine o geçmişten getirdiğimiz gayri nizami harp alışkanlığını devam ettirecek bir tedbir almıştı Batı Cephesi Komutanlığı. 13 Akıncı müfrezesi kurmuştu. Her biri 30 kişiden oluşan ki bunların başarıları ve bölgelerinde faaliyet alanlarında yaptıkları faaliyetlerden sonra giderek mevcutları da artacaktır. Bunların en bilinenleri Demirci Akıncısı İbrahim Ethem Bey'in, Kaymakam İbrahim Ethem Bey'in müfrezesi ve Parti Pehlivan'ın müfrezesidir. Bunlar o kadar önemli işler yaptılar ki biz sadece cephedeki Yunan tümenlerinden bahsediyoruz. Bir de müstakil 5-6 tane alayları vardı. Bunlar da yaklaşık 2 tümen kadar güç yapar. Normal asayişi sağlamakla yükümlü Yunan jandarma birlikleri dışında bu Akıncı müfrezelerinin sürekli vurkaçlarıyla başa çıkabilmek için bu 5 müstakil alay cephe gerisinde tutulmak zorundaydı. Bakın bu 5 alay hatta 6 alay 2 tümen yapar. O iki tümen ciddi anlamda büyük taarruzda cephede olsa fark yaratabilirlerdi. Ama Akıncı müfrezelerinin sürekli eşek arısı gibi sokup kaçması, vurup kaçması onları o kadar bizar etmiştir ki çok büyük şikayet raporları gidecektir bunlara dair. Bir türlü de başa çıkamazlar. Ulusdağ o dönemde özellikle Demirci Akıncılarının yuvası bir arı kovanı gibidir ve Kuvayi Milliye Demirci Akıncılarının bünyesinde tekrar orada varlığını sürdürmektedir. Taarruz sabahında da onlara haber gitmiştir ne yapmaları gerektiği. Onlar da heyecanla o ilk top atışını duymayı kulakları doğuda beklemektedirler. Simav, Sındırgı, Demirci o bölge özellikle aynı zamanda heyecanla bekleyen Kuvayi Milliye müfrezelerine sahiptir o dönemde. Yunanlılar taarruz edeceğimizi anlamışlar mıydı? Herhangi bir önlem aldılar mı? Trikopis şüphelenmişti. Evet, bir daha doğrusu şöyle vesveseye kapılmıştı. Güya bir Türk askeri 1. Ordu'dan onlara sığınıyor ve istihbarat veriyor Türkler taarruza geçecek diye. Fakat yaptıkları bütün keşifler, bütün istihbarat faaliyetleri cephe güneyinde karşılarında 5 tümen olduğunu gösteriyor. Ve Trikopis de bu nedenle biraz daha kuzeyde Döver İhsaniye bölgesindeki Yunan 2. kol ordusundan ki bu kol ordu ihtiyat kol ordusu Yunanların Digenis komutasındaki kol ordu. Oradan bir tümen istiyor. 7. tümen onun emrine geliyor. Başlangıçta 1 ve 4. tümenler var. 7 de gelince onların arkasına yanaştırıyor. Orada 3 tümen yani toplam 30 bin kişiyi toplamış oluyor. Şimdi bu 30 bin kişi karşısında olduğunu varsaydığı 5 tümen için ona göre yeterli. Çünkü birbirini koruyan mevziler, direnekler şeklinde bir savunma ağı oluşturmuş. Önünü de ikişer sıra dikenli tel maniyalarla donatmış. Baktığınız zaman evet o 5 tümeni
rahatlıkla göğüsleyebilecek, karşılayabilecek ve ihtiyatlardan takviye gelene kadar o cepheyi tutacak bir kuvvet. Ama Trikopis'in bilmediği işte o 7 tümenin oraya getirilmiş olması, fazladan ağır topçu alayının sevk edilmiş olması. Bunlardan haberi yok. Trikopis ne olur ne olmaz diye o vesvesenin etkisiyle 25 Ağustos gecesi emir veriyor. Alarm veriyor ve 25'i 26 Ağustos'a bağlayan gece Yunan askerlerinin hatıratlarından bunu biliyoruz. Alarmda geçiriyorlar, uyumuyorlar. Fakat onların beklediği 5 tümenin bir taarruzu. Daha güçlü bir taarruz beklemiyorlar. İşte hep söylediğimiz şey 26 Ağustos sabahı Trikopis evet bir dalga bekliyor ama gelecek olan dalga değil tsunami olacaktır.